Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin, kendisiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'ya cevap verdi. Umutlu'nun okuduğunu anlamadığını ifade eden Aytekin'in cevabı şöyle. Gece vakti Balıkesir basınına Adalet ve Kalkınma Partisi Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu tarafından servis edilen metne göre Güya ben Edremit'te var olan Zeytin Enstitüsü'nü bilmiyormuşum, Edremit'teki zeytin üretme istasyonunu da bilmiyormuşum. Edremit'i de bilmiyormuşum. Yazık, o kadar aramışlar taramışlar meclisin internet sitesinden arşive girip uğraşmışlar bunu bulmuşlar. İşin aslını paylaşayım, Edremit'te arkadaşın gösterdiği birinci adreste zeytin üretme istasyonu var. Görevi de fidan üretmek, üreticiye fidan temin etmek. 2019 yılında Zeytincilik Üretme istasyonumuzu ziyaret etmiş, sağolsun Müdür Remzi Acarer'den de bilgi almıştık. Edremit Meslek Yüksekokulundaki Zeytincilik Enstitüsü ise, üniversite uhdesinde bilimsel çalışma yapan, paneller ve kurslar düzenleyen, üreticiye ihtiyacı doğrultusunda bilgi veren katkı sunan akademik bir kurumumuz. Arkadaşın eline açıklama diye tutturulan ve yukarıdan gece yarısı servis edilen metne gelince, Tarım Orman Bakanlığımızın uhdesinde enstitüler var. Arkadaşlar, zahmet edip girip bakanlık sitesini, meclis sitesi gibi azıcık kurcalasalar görecekler. Mesela orada Hatay'da ve İzmir'de Tarım Bakanlığına bağlı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü müdürlüğü olduğunu görecekler. Bu teklifin amacı şu, Tarım Bakanlığı uhdesinde bir enstitü kurmak. Bu sayede, zeytin ve zeytinyağına ilişkin dışarıdan bir bürokratik engel veya iş geciktirmesi olmadan, sürekli üniversitenin çalışmasını beklemeden hızlı şekilde enstitü eliyle adım atmak. Mesela Bandırma'da Koyunculuk Enstitümüz var. Balıkesir Üniversitemiz bünyesinde hayvancılık uygulama ve araştırma merkezi var. Benzer şekilde kendi partilerine geçmeden önce İsmail Okun'da aynı şekilde Tarım Bakanlığı bünyesinde Hayvancılık Enstitüsü kurulmasına ilişkin teklifi var. O da doğru bir teklif. Şimdi ne yapacaksınız? O teklifi de böyle mi eleştireceksiniz? Ekrem Umutlu genç bir kardeşimiz. Olur, böyle siyasi demeç vereyim derken baltayı taşa vurabilir okuduğunu anlamıyorsa problemi var demektir, anlamasına rağmen yine bu açıklamayı yapıyorsa art niyetli demektir. Bize söylediği tüm ithamlarına rağmen, yine de diyoruz ki olur böyle şeyler. Huvayi Milliye Şehri Balıkesir hepimizin. Şehit Hamdi Bey'in Edremit'i hepimizin. Seçime gidiyoruz, savaşa falan gitmiyoruz. Bu dilden hep birlikte 14 Mayıs'ta kurtulacağız. AK Partili MHP'li CHP'li diye kimseyi ayırmıyoruz ama bu dille bu şehre katkı sağlamak yerine, kutuplaştırmaya kalkmak ve anlamadan eleştirmek isteyenlere de sözümüz şu, arkadaşlar gidiyorsunuz ve biz geliyoruz. Nafile işlerle uğraşmayın. Sadece koltuklarınızı kaybedeceksiniz hepsi bu.